Diyanet TV Ana Haber Bülteninden hepinize iyi akşamlar. Bugün 29 Ocak Salı, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somalı madencilere kadro, SMA hastalarına ilaç müjdesi verdi. Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasının da indirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il seçim işleri başkanları toplantısında konuştu. Soma'daki kömür madencilerine müjde verdi. Ülkemizin şu anki kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Türkiye'nin kömür rezervinin toplam değeri ise 300-350 milyar dolar civarındadır. Hedefimiz bu rezervin tamamını ülkemize kazandırmaktır. Soma Işıklar Bölgesi'nde rodovans usulüyle çalıştırılan ve yılda 6 milyon ton kömür çıkartılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Halen bu madenlerde çalışan 2400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmeleri'nin şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir. Bir iyi haber de SMA hastaları içindi. Daha önce bu hastalığın kontrol altında tutulmasında kullanılan ve gerçekten çok pahalı olan ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Şimdi aynı hastalığı diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik. Erdoğan, sağlıklı yaşam için nişasta bazlı şeker kotasının indirildiğini açıkladı. Nişasta bazlı şeker kotasını %2,5'a indiriyoruz. Böylece milletimiz arasında tartışma konusu olan nişasta bazlı şeker kullanımını oldukça düşük bir seviyeye çekmiş oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi parti teşkilatına da sandık uyarısında bulundu. Çünkü bu işi sıkı tutacağız. Hafife almayacağız. Sıkı tutacağız ki 31 Mart'ta da Allah'ın izniyle sandıklardan biz çıkalım. Şimdi aynı şekilde sandık müşahitlerimize de çok önemli görevler düşüyor. Sandıkları asla boş bırakmayacak bu arkadaşlarımız gerektiğinde itirazlarını yazılı olarak kayda geçireceklerdir. Sayın seyirciler, Birleşmiş Milletler Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ayrıntılı olarak araştırıyor. Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Callamard, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştü. Cinayetin yaşandığı Suudi Başkonsolosluğunda görüşme yapma talebini ise Suudi yetkililerce izin verilmedi. Bir hadis havlaha fi sahafel emrikiye. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na evlilik işlemleri için girdikten sonra özel bir ekip tarafından katledilmişti. Ortaya çıkan bilgiler ve deliller Cemal Kaşıkçı'nın vahşi bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor. Böyle bir vahşetin örtbas edilmesi tüm insanlığın vicdanını yaralayacaktır. Riyad yönetimi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin olayın üzerini kapatmaya çalışmasına rağmen Türkiye'nin ısrarlı takibi ve başlattığı soruşturma sonucunda cinayet kabul edildi. Suudi Arabistan'da 15 kişi gözaltına alındı. Her şeyden önce bu cinayet, evet, Suudi Arabistan toprağı sayılan konsolosluk binasında işlenmiş olabilir. Fakat unutulmamalıdır ki burası Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içindedir. 18 tutuklunun yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir. Ancak Riyad yönetimi buna sıcak bakmadı. Suudi savcı zanlılar için idam talep etti. Bu arada uluslararası soruşturma da gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Suudi Arabistan'a şeffaf soruşturma çağrıları yaptı ancak beklediği gelişmeyi sağlayamadı. Cemal Kaşıkçı'nın halen cesedi bulunamadı. Cinayet emrini kimin verdiği ise aydınlatılamadı.
Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Biz bugüne kadar sabırla Suudi Arabistan'daki soruşturmalardan bilgi edinmek istedik. Fakat bu bilgiyi maalesef edinemedik. Biz sonuna kadar gideceğiz ama eğer bir tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya da gitmekten hiç çekinmeyiz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından da kabul edilen Callamard, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştü. Callamard, Suudi Başkonsolosluğunda da görüşme yapmak istedi ancak Suudilerce buna izin verilmedi. Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra devletlerin ve bireylerin gazetecinin öldürülmesi konusundaki sorumluluklarının niteliği ve kapsamını da değerlendireceği belirtilen Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Haziran'daki oturumuna rapor olarak sunacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephen Dujarric ise Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak üye ülkeleri insan hakları mekanizmalarıyla işbirliği yapmaya teşvik ediyoruz dedi. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna sınır ötesi harekata ilişkin olarak yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli görevler yerine getirilecektir dedi. Öte yandan terör örgütü YPG Suriye'de ÖSO'ya ısı güdümlü füzeyle saldırdı. PKK'nın Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde TSK operasyonlarını protesto gösterisine ise bölgesel yönetim tarafından izin verilmedi. 1998'de yapılan Adana Muhtırası dahil bunların hepsi kendi ülkemizi, kendi sınırlarımızı koruma hakkını bize veriyor. İlgili ülkelerle temaslarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığını yaptı. Her türlü hazırlığı tamamdır. Efendim yeri ve zamanı geldiğinde orada Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler yerine getirilecektir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna operasyon için çok net konuştu. Asker emir bekliyor dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri dün nasıl Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda gereğini yaptıysa, burada da Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da o çukurları kazanları, o çukurlara gözmesini biliyor. Akar, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde teknoloji çınarı olarak nitelendirilen fabrikanın işçileriyle bir araya geldiği yemekte konuştu. Münbiç'in boşaltılmasını, teröristlere verilen silahların toplanmasını bekliyoruz dedi. Münbiç'in bir an önce boşaltılması lazım. PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nin burayı zürüatle terk etmesini, boşaltmasını ve ağır silahların, bunlara verilen silahların buradan alınıp götürülmesini ve Münbiç'in de %90'ı Arap olan Münbiç'in de Münbiç idaresinin de Münbiçlere terk edilmesini talep ediyoruz, takip ediyoruz. ABD'nin terör örgütü PKK-YPG'ye verdiği silahları geri alması konusundaki uyarıları sürüyor. Ancak teröristler o silahlarla bölgede saldırılarını sürdürüyor. YPG'li teröristler Afrin'in güneyinde Özgür Suriye ordusunun kontrolündeki Kimar köyüne ısı güdümlü füze attı. Bir kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Tel Rifat'tan Azez'e sızan teröristlerce bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 sivil yaralandı. Bu arada Kuzey Irak'ta terör propagandasının sesi kesildi. PKK'lı teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst bölgesine saldırmasından sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, terör örgütü PKK'ya yakın çeken NRT TV'nin Duhok ofisini kapatmıştı. Duhok'ta Türkiye'nin Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını protesto etmek isteyen gruba bölgesel yönetimce izin verilmedi. Güvenlik güçlerinin müdahalesinde 25 kişi gözaltına alındı. Sayın seyirciler, özel öğretim kursları kapanıyor. Devlet okulları ve halk eğitim merkezlerindeki destekleme kursları ise devam edecek. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren de özel okullara eğitim desteği ödemeleri durduruluyor. Daha doğrusu yeni kayıtlar alınmayacak. Halen bu desteği alanlar okudukları okulu bitirene kadar destekten faydalanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı olası mağduriyetleri önlemek için özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılmasına ilişkin tüm çalışmalarını tamamladı. Yasalaşan Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme çerçevesinde önümüzdeki yıl itibariyle özel öğretim kursları kapanacak. Bu nedenle veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 2019-2020 eğitim dönemine dönük olarak özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları istendi. Bakanlık örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise halk eğitim merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kurslarının devam edeceğini açıkladı. Öte yandan dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liselerde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kanunda belirtilen süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle temel liselere de yeni öğrenci kaydı yapılmayacak. Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin resmi ve özel orta öğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda nakli yapılabilecek. Bir kriterin üzerinde... Önümüzdeki yıl itibariyle özel okul teşvik destekleri de kademeli olarak kaldırılıyor. Halen özel okullarda bu teşvikten yararlananlar ilgili okullarını bitirene kadar maddi destek almaya devam edecek. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için ise teşvik ödemeleri devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Antalya'da İl Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı'nda eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hepimize bir zemin lazım önce. Bir ortak zeminde, bir platformda buluşmak durumundayız. Bu platformu oluşturalım ve siz kendi birikiminizi dikkate alarak, kendi zenginliklerinizi, kendi şehrinizin farklılıklarını dikkate alarak bize örnek olabilecek, numune teşkil edecek çok farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Bakan Selçuk, Türkiye'nin eğitimde dünya ile rekabet etmek zorunda olduğunu belirtti. Bizim hedefimiz bir şehri memnun etmek değil, bir şehirdeki ebeveynlerin eğitimden mutlu olmalarını sağlamak değil. Bizim hedefimiz Türkiye içinde belli bir noktaya gelmek değil. Biz dünya ile şu anda rekabet ediyoruz, yarışıyoruz. Ve biz küresel olarak neredeyiz? Bunun hesabını vermek zorundayız. Sayın seyirciler, Venezuela'da darbe girişimini destekleyen Amerika Birleşik Devletleri seçilmiş başkan Maduro'yu ekonomik olarak da iyice köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Trump, Venezuela devlet petrol şirketine yaptırım kararı aldı ve Venezuela'nın ABD'deki 7 milyar dolarlık finansal varlığını dondurduğunu açıkladı. Maduro, ABD'nin amacı zenginliklerimize el koymak, onlara gereken cevabı vereceğiz dedi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen Amerika Birleşik Devletleri yönetimi şu ana kadarki en önemli ekonomik adımını atarak Venezuela Devlet Petrol Şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı aldı. Buna göre söz konusu şirket ve onunla bağlantılı tüm varlıklar yaptırım listesine alındı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'ya yönelik askeri seçenekleri değerlendirip değerlendirmedikleri yönündeki bir soruya da Venezuela konusunda tüm seçenekler masada yanıtını verdi. Yaptırım kararlarını açıklayan Bolton'un basın toplantısı sırasında elinde tuttuğu defterdeki 5000 asker Kolombiya'ya yazılı not da dikkat çekti. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, bu notun gerekçesini bilmiyoruz ancak biz dost Amerika Birleşik Devletleri ve halkıyla işbirliği içinde daimi bir diyalog içinde olmayı sürdüreceğiz dedi. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kendisine Venezuela'da askeri güç kullanma olasılığını dile getirdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca Venezuela'nın ülkelerindeki 7 milyar dolarlık finansal varlığını da dondurdu. Kendini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ise Venezuela'nın petrol şirketleri hesaplarının kontrolünü aldığını öne sürdü. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararına sert tepki gösterdi. Bu yaptırım kararıyla anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz.
Seçilmiş yönetimi devirmek için orduyu ikna etmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa destekli Juan Guaido, daha güçlü bir uluslararası kamuoyu oluşturmak için hamlelerini de sıklaştırdı. Guaido, ülkedeki insani acil duruma müdahale edilmesi için Birleşmiş Milletler'e mektup yazdı. İlan ettiği geçici devlet başkanlığını tanıyan İsrail'e ve Başbakan Benjamin Netanyahu'ya teşekkür etti. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı bazı sakıncalı internet sitelerine erişim engeli getirtti. Yurt genelinde kapsamlı FETÖ operasyonları devam ediyor. Antalya'da Buse Acar'ı arama çalışmalarından yine sonuç alınamadı. Türkiye Kutup Araştırmaları ekibini Antarktika'ya uğurladı. Sarıkamış'ta üniversiteliler şehitlerimizi andı. Şimdi bu haberlerin kısa detaylarına bakalım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi üzerine Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce kendisini Mehdi ve Resul ilan eden sözde peygamber İskender Evrenesoğlu'na ait 5 internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verildi. Söz konusu sitelerde Kur'an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan internet sitelerinin Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca yapılan inceleme sonunda İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu tespit edilmişti. Hakimlik bu sitelerin sakıncalı olduğuna hükmederek erişim engeli getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında emniyet teşkilatında vekil öğrenci ve öğrenci olarak faaliyet gösterdikleri iddia edilen 51 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da da 3 ayrı FETÖ operasyonunda haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve çoğunluğunun Baylok kullanıcısı olduğu ileri sürülen 44 şüpheliden 31'i yakalandı. Adana merkezli 18 ilde 22'si muvazzaf, 26 zanlı, Erzincan merkezli 10 ilde de örgütün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 4'ü muvazzaf, 10 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde gerçekleştirilecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı. Ekibin Antarktika'ya gidişi öncesi Atatürk Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Antalya'da yaşanan hortum felaketi sırasında içinde bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmalarından 6. günde de sonuç alınamadı. Çalışmalarda ekiplere TCSG yaşam gemisi, TCSG 105 botu, havadan da sahil güvenlik helikopteri eşlik etti. Üniversiteliler Sarıkamış şehitleri için Kars'taydı. Karabük Üniversitesi'nden aralarında yabancıların da bulunduğu bir grup öğrenci Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki şehitlik anıtını ziyaret etti. Öğrenciler 3180 rakımlı Allahu Ekber dağlarında şehit düşen Mehmetçikler için dua etti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sigarayla mücadele biraz da yasaklardan geçiyor demek doğru ama dünya üzerinde ilginç örnekler de var. Senegal'de 600 bin kişinin yaşadığı Tuba şehrinde sigara kullanımı yasak. Tubalılar bu duruma alışmış, pek de şikayetçi olan yok. Zararlı olan bağımlılıklardan insanların uzak olması gerekiyor. Sigara pek çok ilim adamı tarafından, pek çok alim tarafından haram olarak addediliyor. Haram olduğu söyleniliyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Dolayısıyla bizim bu noktada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hassas davranmamız gerekiyor. Yeşilay, Sigarayla Mücadele Dernekleri ve çok sayıda resmi ve sivil toplum kuruluşları gibi Diyanet İşleri Başkanlığı da sigarayla mücadeleye önem veriyor. Yaşamın her alanında sigaraya karşı bir duruş oluşturulması gerektiği ifade edilirken, dinen de sigara kullanımının kabul edilemez bir durum olduğunun altı çiziliyor. Milletimizi 5 konuda korumamız gerekiyor. Bunlardan birisi insanların aklını korumak, nesli korumak, canı korumak, malı korumak, dini korumak. Şöyle bakıyorum, sigaranın hepsine zararı var. Cana zararı var, mala zararı var, nesle zararı var, akla zararı var, dine zararı var.
Türkiye'de kapalı mekanlarda sigara yasağının bile pratikte uygulanamayacağı iddia edilmiş, boş bir çaba olarak görenler olmuştu. Ancak başarılı bir şekilde uygulandı ve sigara içmeyenler içenlerin dumanıyla zehirlenmekten kurtuldu. Hem de sigara tüketiminde ciddi bir azalma oldu. Türkiye'den binlerce kilometre uzaktaki bir Batı Afrika ülkesi Senegal'de bırakın kapalı mekanı, bir şehrin tamamında sigara kullanımına izin yok. Koca bir şehir tam bir dumansız hava sahası. Bu şehrin kuruluş hikayesi de ilginç. Şeyh Ahmedu Bamba 1887'de Kur'an-ı Kerim'de cennet ağacı olarak adlandırılan Tuğba ağacından ilham almış ve bir ağacın etrafına yerleşim kurmuş. İlk bina bir eğitim kurumu olmuş. Küçük bir medrese inşa edilmiş. Ardından Tuğba Ulu Camii inşa edilmiş. Her yıl eklentiler yapılarak büyüyen 7000 kişilik Tuğba Ulu Camii Afrika'nın en büyük camilerinden olurken özerk bir yönetimi olan şehrin nüfusu da 600 bini geçmiş. Fransızların sömürgecilik ve misyonerlik faaliyetlerine direnen ve Senegalilerin İslam'la bağlarını koparmaması için çalışan Şeyh Bamba, Gabon ve Moritanya'ya sürgüne gönderilmiş ancak şehrin büyümesi engellenememiş. Başkent Dakar'ın 200 kilometre doğusundaki kent Müridi tarikatının merkezi olarak biliniyor. Müritlerin kutsal kabul ettiği Tuğba'nın en önemli özelliği de hiçbir yerinde sigara, alkol kullanımı, bunların ticaretinin yapılması ve kumar oynanmasına izin verilmemesi. Tuba'da tütün ürünlerinin ve alkolün kullanılması ve satılması kesinlikle yasaktır. Buradaki güzel ortamın amacı Allah'a yakınlaşmak. Düzenlemelerin amacı şehrin sosyal ve manevi havasını korumak. Halk da bir süre sonra bu yaşamı benimsemiş. Belediye hizmetlerinin devletten bağımsız olarak yapıldığı şehrimizde insanların misafirperverliği ve sıcaklığını hemen hissedersiniz. Her tarafı medreseler ve ilim talebeleriyle dolu. Burada tam bir huzur ortamı var. Yurt dışındaki öğrencilere de eğitim desteği veren Türkiye Diyanet Vakfı Arapça Dil Kampı düzenledi. Balıkesir'deki kampa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Uluslararası İlahiyat Programı öğrenimi gören 21 öğrenci katıldı. Burada olduğunuzu tabii duydular. Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İmam Hatip ve İlahiyat alanında çeşitli ülkelerden gelen öğrencilere eğitim desteği vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Uluslararası İlahiyat Programı öğrenimi gören 15 ülkeden 21 öğrenci, Türk Diyanet Vakfı'nca Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Arapça Dil Kampı'na katıldı. Kampımız güzel geçiyor, gayet güzel hocaların yardımıyla. Yani baktığımız zaman faydalanıyoruz. Yani. Sağ olsunlar, burslu öğrenci olarak aldılar beni. Yabancı öğrenciler izole edilmiş bir ortamda din eğitiminin yanında sosyal etkinlikler de yaparak yarı yıl tatilini değerlendiriyor. Buraya gelme amacımız Balıkesir'e, Bursa'dan Arapçayı biraz daha geliştirebilmek. Hafta boyunca kamp yapıp hafta içerisinde sadece Arapça konuşmak ve Arapça öğrenebilmek için buraya geldik. Öğrenciler Altınoluk Diyanet Evi Sosyal Tesisinde düzenlenen bir haftalık kampı başarıyla tamamladı. Sizin burada olduğunuzu tabii duydular. Sayın seyirciler, yeni nesil kitap kahveler hem ilgi görüyor, oralarda sunulan imkan ve ikramları da dikkat çekiyor. Onlara bir yenisi de Samsun'da eklendi. Millet Kıraathanesi benzeri uygulama yapılan kitap kahvede misafirlere çay, çorba ve gözleme ikramı yapılıyor. Görüntülerin adresi Samsun. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca hazırlanan proje kapsamında Atakum ilçesinde yeni bir kitap kahve hizmeti açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Kıraathanesi projesinden esinlenilerek tasarlanan kahve aslında bir kıraathane, yani okuma evi. Buradaki temel amacımız çocuklarımızı, gençlerimizi kitapla buluşturmak, onlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. Aynı zamanda gençlerimizin boş zamanını, okul haricindeki zamanlarını bu mekanda değerlendirmelerini sağlamaktır. Kahveye gelenler burada kitap okuyor, isteyen evlerinde okumak üzere ödünç kitap da alabiliyor. Hatta öğrencilerin bulamadıkları kitaplar talep edilmesi halinde yayın evlerine sipariş verilerek temin ediliyor. Bu gördüğümüz, şu an içerisinde bulunduğumuz güzel mekanı teşhir edebildik. Bu mekanda bu ilk gününde
gençlerimizin yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. Canımız sıkıldığında veya boş zamanlarımızda kitap okuyoruz. Sonra çay içesimiz geldiğinde falan böyle çay içmeye geliyoruz. Gün içinde saat 10 ila akşam 8'e kadar hizmet verilen mekanda misafirlere yapılan ikram sadece çay değil. Günün belli saatlerinde çorba ve gözleme ikramı da yapılıyor. Bizim için her şekilde faydalı, hani geleceğimize yön verebilecek şekilde bir kitap kafe açmışlar. Samsun Atakum'daki kitap kahvede okur yazar buluşmaları, akademik buluşmalar, şiir dinletileri, sinema günleri gibi etkinliklerin düzenlenmesi de planlanıyor. Sayın seyirciler, Türkiye'deki kuş türlerinin 233'üne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, havaların soğumasıyla Sibirya bölgesinden gelen soğuk havayla da birlikte bugünlerde telli turnalara ev sahipliği yapıyorlar. Evet, şimdi saflık, zerafet ve asaletin de üstünde muhteşem görüntülerle veda ediyoruz bugün sizlere efendim. Yarın aynı saatte birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.